Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği genelgeyim başlandı. 30 Şubat günü başlandı. Amasya Genelgesi 102. gün kurulur. Ona teşekkür ederim. Ondan dolayı onu teşekkür ederim noktasında var. Bir tanesimiz var. Bir tanesimiz 18 ay boyunca yaklaşık olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı atanmamız ve seçildikten sonraki süreçte ayrımımıza karış karış dolaşıyoruz. Bunu sizlerle bir paylaşmak istedim. Üçüncüsü de Aydın'ı çok seviyoruz. Yani Aydın'a geldiğimiz günden beri söylediğimiz tek şey var. Biz bu memleketin şehir emiri olacağız, hizmetkar olacağız dedik. Böyle düşündüğümüz Aydın'ımızda her şeyimizle beraber yapıcı olacağız dedik. Yapıcı efendim siyasi faaliyetler vereceğiz dedik. Ve hiç kimseyi kırmayacağız dedik. Çözüm önerisi sunacağız dedik. Allah'a şükür ki bugüne kadar yapmak istediğimiz şey şu. Aydın'ı gördüğümüz manzara şu. Aydın kavga etmek istemiyor. Aydın gerçekçi olmak zorunda. Aydın büyük şehir. Ama Aydın baktığımızda Aydın'ın baktığımızda diğer büyük şehirler kıyaslığımızda Aydın'ımız hakikaten sıkıntılarını yaşıyor. Tabii bu sıkıntıları hepimiz beraber biliyorsunuz ki bunlardan en önemlisi de konu sürecinde hesaplarımızla ilgili. Geçen hesap odalarında beraberdik arkadaşlar, sizlerle beraberdik. Beraber olduğumuz zaman orada bir şey söylemiştik hesap odalarıyla ilgili baktığımızda. Bu üç maddelik konularla ilgili de ben size hem basın metnini okuyacağım hem bu üç ana kanalda da sizlerle görüştük alışverişinde bulunacağız arkadaşlar. Almayacağız, efendim kendi düşen şartta yapacağız. Bunu hiç örnek verdim. Bir tanesi AK Parti Belediye, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye. Aynı şekilde biz Aydın'ı bekliyoruz. Aydın da bunu beklediğimiz, bizim için beklemek hakkımız mı? Evet hakkımız arkadaşlar. Çünkü biz Aydın'da yaşıyoruz. Vergimizi Aydın'da veriyoruz, her şeyimizi biliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediye. Güçlü bir belediye olarak güçlüğüne esnafın yanında olduğu lafta değil, bence sözde değil, icraatla da göstermesi gerektiğini düşünüyoruz ki ben inşallah bu şeyin plan bütçe komisyonundan da çok rahatlıkla geçeceğini görüyorum. Çünkü böyle yapıldığını ben de şunu söylerim, daha çok rahatlıkla. Herkes esnafın çiftçinin köyünün yanına dönüyor, fotoğraflar çekiliyor, her şey yapılıyor. Ama yani kral çıplak olmasın. Onun için...